Şimdi Fransa'da, Fransa'nın dahil olduğu yani 81 sandalyesi var Fransa'nın Avrupa Parlamentosu'nda. Burada Marine Le Pen, baba Le Pen'in kızı Marine Le Pen. Le Pen, onun Ulusal Birlik Partisi <laughs> 2019'da aldığı oy oranını tam 10 puan arttırarak 31,5 oy aldı. Buna mukabil Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un e, partisi ise e, %15'te kaldı. Yani neredeyse ikiye katladı. Ve bu durum e, bir siyasi kriz olarak nitelendirildi. Macron açıklama yaptı. Bu bir güven bunalımıdır şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Seçim kararı aldı. Seçim kararı aldı. Şimdi Almanya'da gene e, nazileri aklayan söylemleriyle çok eleştirilen AFD, e, büyük bir performans gösterdi ve 5 yıl öncesine göre %5 civarında oylarını arttırdı. E, ve Şansölye, e, Olaf Scholz'un e, partisinin e, önüne, rekor seviyede ondan da bir düşüş var, SPD biliyorsunuz, Olaf Scholz'un partisi, onun önüne geçti. Şimdi bu da Almanya'yı alt üst etti. İtalya'da e, aşırı sağcı bir başbakan var, <laughs> Meloni. Meloni de e, bir zafer kazandı. E, Meloni de zafer kazandı ve e, o da e, parlamentoda e, 2019 seçimlerine göre 5. E, olan partisini e, birinciliğe yükseltti. Meloni'nin partisi de birinciliğe yükseldi. Hollanda'da sol ittifak önde ama Belçika'da e, durum pek farklı değildi. Orada da aşırı sağ istifa e, etti. partiler önde çıkınca başbakan Alexander De Croo istifa etti. Yani Avrupa sallanıyor, sallandı. Şimdi bu bu meseleye biraz girelim. Bu çok önemli. Çünkü çok önemli siyasi gelişmeleri de beraberinde getirecek. Türkiye'yi de ilgilendiren bölümü de var. Ee, bunun için bir başlayalım. Fuat Uğur sizle başlayalım. Evet. Avrupa'da bir aşırı sağ fırtına sesliyor. Şimdi düz akılla bakınca herkes diyor ki kardeşim bu göçmen sorunu herkesin burasına getirdi. Evet. Ve e, onun için e, aşırı sağ patlıyor diye bir klasik yorum var. Siz buna katılıyor musunuz? Bir de ikincisi e, demin Fransa'da e, şu anda birinci parti çıkan Le Pen'in, baba Le Pen'in bir lafı vardı. Ben onlar da Arap göçmenlerle e, evet. problem yaşıyorlar. Ben e, Arap göçmenlere karşı değilim, Paris'te olmalarına karşıyım <laughs> diyordu. Öyle bir e, esprili bir yaklaşım Öyle vardı. <laughs> rahmetli Erbakan'ın da yakın dostuydu. Kimin? Rahmetli Erbakan'ın da yakın dostuydu. Beraber tatil Lep, yapmışlardı. Evet. Evet. Rahmetli. Şimdi önce bir bilgiyi verelim. 720 sandalye var Avrupa parlamentosunda. Evet. Sonuçlar bu alınan sonuçlara göre Hristiyan demokratların 184 koltuğu var. Sosyalistlerin 139, liberallerin 80, iki tane aşırı sağ parti var. Bunlardan iki aşırı sağ cephe var. Bunlardan biri 73, diğeri 58 sandalyeye sahip. Bu çok önemli. Yeşiller 52 sandalye sol grup ve ekstrem sol 36 ve diğerleri 98 oluyor. Ve böylece Hristiyan Demokratlar ve aşırı sağcıların ciddi bir çoğunluğa ulaştığını görüyoruz evet. Avrupa Parlamentosu'nda. Bunun Türkiye etkileri açısından olumsuz etkilerinin olacağını da şimdiden söylemek ne gerekiyor. Gibi? Ne Şöyle. Gibi? Çünkü Türkiye'nin Avrupa'da ciddi sayıda vatandaşı ve e, şey var, soydaşı var. E, ve bu rakam yani nüfus yaklaşık e, 6-7 milyon civarında e, ve orada bu aşırı sağ partilerin yükselişi orada yaşayan vatandaşlarımızın diğer göçmenlerle birlikte ciddi tehdit altında olduğunu da gösteren bir e, gelişme. E, zaten Almanya'da e, Türkler, özellikle Türkler bazında söylüyorum ben, e, Türkler ve diğer göçmenler Aşırı sağcıların, nazilerin yılda 1-2 bin civarında saldırısına uğruyorlar. Bunun için Alman makamlarına başvurmuyorlar bile çünkü hiçbir sonuç alınamıyor. Ve böylesine vahim bir durum var. Avrupa'daki diğer ülkelerde de aynı şekilde. Hollanda'da, Fransa'da keza öyle. E ve bu ortaya çıkan sonuçlar hakikaten Avrupa'da bir göçmenler açısından ve Türkiye açısından olumsuz bir duruma işaret ediyor. 2. Avrupa Birliği'nin geleceği <laughs> açısından olumsuz duruma işaret ediyor. Avrupa Birliği'nin adeta dağılma sinyalleri verdiğini de işareti aynı zamanda bu. E, e, Fransa'da %30-31 civarında oy alan e, Front National Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in bir konuşması düştü önüme. Bunu yeni mi yaptı yoksa geçmişte mi yapmıştı bilmiyorum ama bizim öncüllerimiz daha doğrusu takip ettiğimiz liderler Trump ve Putin'dir dedi. Ve dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin gelecekte bir geleceğinin olmadığını ve dağılması gerektiğini. Şimdi şöyle bir blok oluştu zaten Ford Evet Bey. Dünyada Putin, Putin'i destekleyenler aynı zamanda ABD'nin 5 Kasım'da yapılacak seçimlerinde Trump'ı evet. doğrudan evet. açıktan destekliyorlar. Çünkü Amerika'nın kendi kabuğuna çekilmesi gerektiğini. Evet dünyadan da elini çekmesi gerektiğini tezini savunuyorlar. Evet. Benzer durum Avrupa'nın çok çeşitli ülkelerinde de var. Yani evet. Macaristan'da işte Orbandan alın, evet. efendime söyleyeyim e Belarus'a kadar Belarus'a kadar gidin yani. <laughs> evet. Dolayısıyla da burada Sırbistan. Bir, evet. Şimdi AFD Alternatif Parti'nin şimdi zaten Hristiyan Birlik Partileri CDU Hristiyan Demokratlar ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin e, ittifakı olan CDU CSU ittifakı zaten %31 civarında oy almış. %16'da eee AFD aldı. %47 oyu var. Yani Hristiyan Demokratlar artı zaten onlar Af ittifak ya AFD %47 oy almış. Bunun dışında liberaller var 5.6 civarında oy almış ve dolayısıyla sosyal demokratlar artı yeşillerin oluşturduğu koalisyon şu anda Almanya'da azınlıkta. yani Macron seçime götürüyor ülkeyi yani bu sonuca bakarak Almanya'da haydi haydi seçime gidilmesi gerekiyor evet. ve ama Macron'un burada uyanıklık yaptığını da kabul etmek gerekiyor baskın bir erken seçimle parlamentoyu ee, seçime götürüyor ve e, rakiplerini hazırlıksız yakalamak istiyor. 20 gün sonra seçim ne demek ya? 20 gün sonra seçim olur mu? Nasıl hazırlanacak bu insanlar seçime? Ve dolayısıyla da Macron sanki burada son derece demokratik bir tutumu almış gibi görünse de aslında bir e, uyanıklık yapıyor ve e, Fransa'yı seçime götürerek kendi gücünü yeniden konsolide etmeye çalışıyor. Partisinin gücü çünkü ortada. <laughs> ciddi şekilde 15 oy alarak, yarısı kadar oy alarak durumu e, vahim. Ancak mesela Hollanda'da sen biraz önce söyledin. Sol parti güçlü iktidar bir parti, parti ama e, oradaki aşırı sağcı e, Gert Wilders diye yazılıyor ama Hurt Wilders diye Hı. okunuyor. E, Hurt Wilders'ın partisi de ciddi şekilde oyunu arttırmış durumda ve Avrupa Parlamentosu soktuğu e, şey, üye sayısı da fazla. Şimdi Avrupa Parlamentosu ha, neden bütün, önemli? Bütün e, parti şey, de bütün ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hepsinde sağ partiler aşırı sağ partiler oylarını bir kere arttırmış. E, İspanya ve şey dışında. İspanya da İtalya, evet. Şey pardon İspanya. İspanya ve Portekiz dışında. İspanya dışında evet. İspanya dışında, evet. evet bir de, bir de, bir de Portekiz, Portekiz dışında evet. e, hepsinde e, merkez sağ, Hristiyan Demokratlar ve e, aşırı sağcılar oylarını artırmış durumda. Almanya'da Doğu Almanya'nın e, şeyi olan e, sosyalist partisi olan komünist partisi olan e, partinin devam niteliğindeki Linke partisi de ciddi şekilde oy kaybetti. Çünkü aynı zamanda bölündü Porfa Parti, BSV diye bir parti çıktı bu evet. partiden ve onlar Linke'den e, Doğu Alman kökenli partiden daha fazla oy aldılar. Ve böylece sosyalistlerin gücü de çok azalmış durumda. Şimdi Avrupa Parlamentosu neden çok önemli? Onların görev ve yetkilerine baktığımız zaman birkaç şey söylemek istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nun görevleri yasa yapımının bütçe kontrolü, demokratik kontrol olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Bunları belirtelim. Yani 27 üye devletin temsilcilerinin bir araya geldi. AB Komisyonu'yla birlikte... AB genelinde yasamanın gerçekleştiği iki kurumdan birisi Avrupa Parlamentosu. Ee, Avrupa bütçesine karar veriyor ve bütçenin doğru biçimde hayata geçirilip geçirilmediğini denetliyor. Mali kaynakların etkin, şeffaf biçimde kullanıldığını garanti altına alıyor. Ee, vergiler gibi kendine gelir elde etme, gelir elde etmeyi yetkisi ise bulunmuyor tabii ki. Buna ilk olarak Parlamento, Avrupa Komisyonu başta olmak üzere AB kurumlarını kontrol etme yetkisine sahip. Bu anlamda bu parlamentonun e, şey dağılımının koltuk dağılımının değişmesi ve e, Hristiyanlarla aşırı sağcılara geçmesi çoğunluğun ciddi şekilde Avrupa'daki dengeleri değiştirecek nitelikte gibi görünüyor. Görünüyor. Bahar Feyzan. Ya ben bir Aramenik bir şey söyleyeyim. Portekiz e, göçmen sorunu görece bir tık daha az yaşayan belli bir zaten. coğrafya orada solun halen daha kazanıyor olması yani e, bu aşırı sağ dalganın Portekiz'i vurmaması acaba bu göçmen meselesiyle irtibatlı mıdır? Ya bence zaten bunun tümü yani en azından %70'i 80'i bence tamamen sığınmacı ve göçmen <laughs> sorunuyla alakalı. Çünkü ne Avrupa'da ne bizde. Bizimki zaten ayrı bir hikaye de. Avrupa'da e, hep şöyle bir plandı. E, küresel dünya işte insanlar nereden gelirse gelsin müthiş bir entegrasyon. <laughs> Avrupa'da Avrupalı gibi yaşam falan bu şeyler tutmayınca işte görüyoruz Paris'te yaşananları da kaç senedir Avrupa'nın belli bölgelerinde de ciddi bir sığınmacı, göçmen, karşıtlığı artık düşmanlığa varmış vaziyette. O yüzden insanlar istemiyorlar net olarak ve devletlerin bununla ilgili kimsenin net bir çözümü yok. Türkiye'nin yol haritası yok zaten o ayrı bir hikaye. Dolayısıyla ne yazık ki... Biz böyle hani şey günleri bile çok arayacağız bu gidişle. İşte bu dünyada kapitalist, liberal dünya, her şey para falan. Bu söylemleri bile çok arayacağız. Yani bu sığınmacı karşıtları sanki yani hikaye tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bu sağ partiler bizde de yükselmeye devam edecek. Çünkü ortada bir plan yok, bir proje yok, bir şey yok. Avrupa da aynı şekilde. O yüzden ben hiç şaşırmıyorum aslında. Bizde ama biraz Zafer Partisi mesela bu damarı tutuyor gibi gözüküyor. Tutuyor ama, daha da yükselmeye ama, devam edecek o gidişle. Ama nasıl çok yükseldi mi sizce? Ya şimdi onların ölçümüne göre evet ama bugün... Ortada belediye seçimlerini aynı yere konuşlandıramayız. Kon, kon, yani belediye Farklı başka bir şey. Diyorsun. Ama bugün bir genel seçim olsa onların politikası ne olacak? Yanına sağına soluna kimler eklenecek neler olacak bilmiyorum. Ama baktığında <laughs> ne bileyim şimdi Ümit Özdağ'ın paylaşımlarını gördüğümde her yerde alkışlanıyor. Almanya'da bile büyük ilgi görüyor. Yani normal şartlarda normalden kastım hani 2015 öncesini düşünelim. Ee, hiç belki de olmayacak göremeyeceği bir ilgiyle ...şey yapıyor en azından paylaşımları o yönde... ...bilmiyorum yanında değilim... ...dolayısıyla e, ben merak ediyorum... ...sadece Türkiye değil... ...diğer devletlerde çözümü ne... ...kimsenin yani o insanlara da... ...böyle suçludur şudur demek istemiyorum... ...ama Avrupa'da Türkiye'ye şunu dayatıyor... ...kardeşim diyor ki... ...sen şey yapma diyor... ...sığınmacı karşıtlığı yapma diyor... ...hatta kimilerine fon veriyor bu yönde... ...sen diyor sığınmacı karşıtlığı söylemde bulunma diyor... ...hiçbir şeyinde yerinde... E, dijital alanlardan bahsediyorum TV'lerden değil. E, bulunma diyor. Sen diyor şey yap diyor. Sığınmacıları koru ülkende diyor filan. Böyle başlıklar açıyor mesela Avrupa. E tamam koru da bir tek Türkiye mi koru yani? Hani nedir? Bu konuda sadece Türkiye'yi de aşan küresel bir plan gerekiyor açıkçası. Ama Doğru, Avrupa zaten, zaten... <laughs> Sen de Barış buyur Sen devam edelim. Şimdi Avrupa hiç ağlamasın boşuna. Sahte karlıkta yapmasın. <laughs> Sana, ya Ben seninle aynı yerdeyim. Senin için demiyorum ha. ya. Niye? Macron'a söylüyor. <laughs> Ağlama Macron. <laughs> evet Macron'a söylüyor. Scholz'a söylüyor. Neden söylüyorum? Barış diyebilir miyiz ey Macron diye? <laughs> e, tabii ki deriz şunun için. Bu Macron değil miydi Rusya-Ukrayna savaşında sırf Rus oldukları için insanlara Fransa'da yaşam hakkı tanımıyor? Tabii. Avrupa orada sınıfta Bak. kaldı. Avrupa, Avrupa, yani Gazze'de de sınıfta kaldı ve kalmaya devam ediyor. Bak şimdi ediyor. sağ parti nasıl yükselir? Filistin'de. Sağ partilerin yani bu tür ırkçı, faşist partilerin yükselmesine Avrupa'nın devletleri zemin hazırladılar. <laughs> Faşistlikte yarıştılar. Ya kardeşim Çaykovski'nin eserleri 2024 yılında Almanya'da çalınamıyor. Adam Rus olduğu için ya. Dostoyevski'nin eserleri toplatıldı. Dostoyevski'nin kitaplarını toplattılar. İkinci Dünya Savaşı dönemi Rus edebiyatından gibi. bahseden hocayı İtalya'da üniversiteden attı bu faşist köpekler. Meryem maestro. Ee, evet. Görevden alındı. Şimdi maestro Rus diye orkestra yönetemezsin dediler. Şimdi sen bunu faşizmi ırkçılık, ırkçılığı, olağanlaştırırsan, yani. bak olağanlaştırırsan, normalleştirirsen ve bunu devlet eliyle yaparsan, efendim AFD geliyor, BSV geliyor, <laughs> Almanya için söylüyorum, diğerleri geliyor diye yalandan timsah gözyaşı dökmeyeceksin. Faşizmin tohumlarını siz ektiniz. Kardeş. PKK e, ve FETÖ gibi terör siz örgütlerine ektiniz. kucak açan da aynı Siz anlatayım. ektiniz. Şimdi bir, <laughs> Türkiye'ye neyi dayatıyorsun? Sen de diyorsun ki Suriyelileri al. 10 milyon Suriyeli, 5 milyon Suriyeli, 3 milyon Suriyeli sen orada ne yap? Yaşat diyorsun. Peki. Kendin ne yapıyorsun kardeşim? Kendin de Suriyelilerin sadece meslek sahibi olan Nitelikli. beyaz yakallarını alıyorsun. Onları da insanlık dışı koşullarda gettolarda yaşatıyorsun. Ben gittim gördüm Almanya'da o gettoları. O gettolarda yaşatıyorsun ve en nihayetinde ne yapıyorsun? Çörüklediğin, dünyada kan döktüğün her yerde işte Suriye'de, Mısır'da, Lübnan'da, Irak'ta, İran'da her neyse kan döktüğün her yerdeki insanlar Afganistan'da, Pakistan'da hayata tutunabilmek, yaşayabilmek için mecburen kendilerini güvende görebilecekleri yerlere gelmeye çalışıyorlar. Bir yandan gidip kan döküyorsun, bir yandan o insanları göçe teşvik ediyorsun ve o faşist Yunanistan yaşamak için teknelerle, botlarla geçen insanları dipçiklerle, mızraklarla botları delerek. botlarını delerek suyun önüne atıyor. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra faşizmi kendi ellerinle kurumsallaştırdıktan sonra faşizmi sıradan olağan bir hale getirdikten sonra vay efendim AFD geldi, vay Meloni geldi, vay Löpen geldi diye ağlama kardeşim. Löpen'le Le Macron'un ne farkı var? Ne farkı var mesela? Ukrayna konusunda farklı düşünceleri mi var? Göçmenler konusunda farklı düşünceleri mi var? Bu Almanya'da sol sosyal demokrat falan diyorlar ya... ...hiçbiri sol, sol sosyal demokrat parti falan değil. AFD dedikleri partiyle... ...orada sol sosyal demokrat geçinen partilerin arasında... ...çok fazla bir görüş ayrılığı yok. Yani sol deyince... Almanya'daki partilerin sol olduğunu, sosyal demokrat olduğunu falan düşünmeyin. Yabancı düşmanlığında en azılı ırkçı faşist partilerle neredeyse aynı hareket ediyorlar. Ve şimdi dünyayı bekleyen tehlike ne? Avrupa parlamentosunda bu aşırı sağcıların, faşistlerin <laughs> yükselişiyle birlikte sol ve sosyal demokrat olduğunu söyleyen partiler politika değişikliğini daha da görünür hale getirerek o partilerle yarışmaya çalışacaklar. Hani bizde çok eleştiriyorduk ya CHP muhafazakar partilerle yarışmaya çalışıyordu. Şimdi aynı tehlike orada başlayacak ve dünyada sol daha yani da gelecek. Ben senden geldiği. daha ırkçıyım. davranış Şimdi oldu. ikincisi ne olacak? Almanya'da çok yakın bir süre sonra yakın bir süre sonra federal parlamentoların seçimleri var. <laughs> ve bazı bölgelerde bu ırkçı AFD ile BSV'nin koalisyon kurmadığı yerlerde hükümet kurulamayacak. Yükseliş onu gösteriyor. Niye? Çünkü SPD'nin yani Sosyal Demokrat Parti'nin seçmeninin yüzde 30'u neredeyse sandığa gitmemiş. Bu arada yüzde 51 oy kullanma Tabi Tabii olay. tabii çok düşük yani Almanya'da zaten çok düşük. Bunlar sandığa gitmiyor. Fakat sağ partiler kendi seçmenini sandığa taşımayı başarıyor. Ama Avrupa'yı kurtaracak tek bir formül var. Sandığa gitmeyen gençler. Çünkü iki günde dünden bugüne yapılan araştırmalarda kapı çıkış araştırmalarında ve sandıklarda oy kullananların analizi yapıldığında özellikle Almanya'da gençlerin mevcut partilere ilgi göstermediği görülüyor. Eğer gerçek bir sol sosyal demokrat parti çıkar ya da SPD kendisini toparlar gerçekten faşizmin ırkçılığın karşısına sol ve sosyal demokrat bir anlayışla çıkmayı başarırsa sandığa gitmeyen bu gençleri sandığa çekebilir ve Avrupa'nın geleceğini kurtarabilirler ama şöyle de bir gerçek var bu sağ yükselirken burada Bence tespiti doğru yapmak lazım. Bu da tabii biraz sosyologların ve siyaset bilimcilerin işi. Bir de orada gidip yerinde de görmek lazım. Dünyada sağcılık ve milliyetçilik mi yükseliyor? Güvenlik politikalarına destek mi artıyor? Şimdi ikisi sosyolojinin ve siyaset biliminin konusu. Yani sadece efendim Avrupa'da sağ yükseliyor deyip